Merhabalar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda arkadaşlar sizlere kalmış, arkası olmayan 1 metrede dahi olsa iplerinizi nasıl değerlendirebilirsiniz? Kalınlığı, inceliği, ipin markası hiç önemli değil. Bunlar benim sizlere daha önce izleyenler bilir motif olarak anlattığım yeleklerin parçaları sökerek bu şekilde motifler yaptım. Bu motiflerden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu motiflerden daha doğrusu ben neler yaptım? Sökerek yaptım hepsini. Şöyle göstereyim. Mesela bu simli alize angora. Şöyle farklı patik ipleri. Şu Alize Diva, bu şekilde her türlü her markadan ip değerlendirebilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar ip fiyatları gittiğimiz zaman bir önceki aldığımız fiyata bulamıyoruz. Bazen fiyatları duyduğum zaman şok oluyorum. Ben de yapmış olduğum örgüleri sizler için parça parça yaptığım örgüleri atmadım, değerlendirdim. Soran arkadaşlar da oldu. Yapmış olduğunuz işte motif modelleri ne yapıyorsunuz diye. Evet arkadaşlar, bunları yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bu şekilde motiflerden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu şekildeki motiflerden kırlentler yapabiliriz, yelekler yapabiliriz, seccadeler yapabiliriz, Kur'an kabı yapabiliriz, Kur'an-ı Kerim kabı yapabiliriz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü örgüde bu motifleri kullanabilirsiniz. Mesela bu iplerim ince. Kalın olan ipleri biraz elinizle gerdirip inceltebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bu lafı fazla uzatmadan şöyle yapmış olduğum örgülerime geçeyim. Bu yelek arkadaşlar, sizlere göstermiş olduğum, örüp söktüğüm, kimi lif ipi, yine şöyle göstereyim, kimi bunun lif ipi, bu yeleğin etek kısmı şöyle, bu kısmı ise üst tarafı şöyle. Motifleri tamamen örüyoruz, kalan iplerimizi, sonra bunları birleştiriyoruz. Bu şekilde üst kısmını da şöyle örüyoruz, kesimlerini yapıyoruz. Bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Bu yapmış olduğum yeleğim 5-6 yaş için. Yani motiflerinizi dilediğiniz şekilde şöyle de bir yine var. Bu da 3-4 yaş için yapmış olduğum yeleğim. Aynı yine ip değerlendirme. Şöyle iplerini göstereyim. Bakın bunlar kalın ip. Şöyle kalın iplerim, bu patik ipi. Bu şekilde bunu da daha küçük bir yelek olarak yaptım. Bir tane de yine bu da şöyle parçamız. Daha yapılmamış. Şöyle birleştirilmiş ama üst kısmı örülmemiş parça yeleğim. Bunu da göstereyim. Bunu da yelek yapacağım. Ama sizler bunu parça parça dikip seccade yapabilirsiniz. Şöyle düz tarafını göstereyim. Burada da aynı arkadaşlar, yapmış olduğum iplerim, sizlere göstermiş olduğum farklı şekilde olan her biri farklı markada olan iplerim. Bu da yelek olarak şöyle tersinden göstereyim ben. Şu şekilde yapacağım. Bu kısmı ön, yine üst kısmına ufak bir kafes örüp yelek yapacağız. Evet, bu motifleri nasıl yapabiliriz? Evet, şimdi örgüyü bilen arkadaşlar şöyle gösterdiğim zaman bunu çıkartabiliyor. Ama örgüye yeni başlayanlar için hemen ben bu motiflerin yapımını sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, işte model olarak gösterdiğim örgülerim sökerek her birini değerlendirdim arkadaşlar. Bunlar model olarak daha önce göstermiş olduğum örgülerim. Evet arkadaşlar, hemen şöyle bir miktarını söktüm. Ben bunları söküp yapabiliyorsam sizlerde ne ipler vardır kalan, onları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle hemen motifin birinden başlayalım.
Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen şöyle tığıma ipimi sabitledim. Şöyle şunları ileriye atayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen şöyle zincirimden sonra bu şekilde bir daire oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu ara kısımlarında 2, 4 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle tığımın başına ipimi aldım. Buraya hemen dairenin içine trabzanlar yapıyorum. Bir yaprağımız 4 tane trabzandan oluşuyor. Şöyle mesela bu ipim lif ipi, şöyle biraz inceltiyorum. Buraya 3 tane 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan 4 tane trabzan yapıyorum. Bu kadar kolay bir motif. Motifler yapıldıktan sonra zaten çok da kolay istediğiniz örgüyü birleştirebilirsiniz. TV battaniyeleri yapabilirsiniz. Şöyle 3 zincir aynı yuvanın içine tekrar 4 tane trabzan. Hemen biraz sökeyim. Tekrar burada 3 zincir, 1, 2, 3 zincir tığımın başına ipimi aldım. Şöyle 4 tane kanat var arkadaşlar. 4 kanat. Hemen aynı yuvanın içine 4 tane daha ikili trabzan. Üç tane zincir. Hemen şu diğer yapmış olduğumuz kısma birleştirme yaptım ve buradan ipimi kesiyorum. Evet, buradan hemen ipimi kestim. Bu şekilde ilk ortadaki küçük motifimizi oluşturmuş olduk. Hemen diğer ipime geçiyorum, sökmüş olduğum. Evet, diğer ipime geçtim. Hemen bu kısımdan şöyle bir tane ipime sabitliyorum arkadaşlar. Şöyle tığıma. Buradan başlıyorum. Fark etmiyor bu. Nereden başlarsanız başlayın. Şöyle bir kenarından başlayın. Şöyle sık iğne ile girdim. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buraya yine trabzan yapıyorum. Zincirim ile birlikte 4 tane şöyle trabzan yapıyoruz. Hemen kenar kısma. Şöyle 2, 3, 4. Burada yine 1, 2, 3 zincir aynı yuvanın içine tekrardan 1, 2, 3, 4. Yine 4 tane trabzan. Burada yine zincirimi çekiyorum. 2 ya da 3 zincirinizi çekin. Hemen diğer kısma atlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane şöyle trabzanda buraya yaptım. 3 zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzanlarımızı yapıyoruz. Şöyle. Yine burada arada bir ya da şöyle 2, 3 zincirimizi çekiyoruz. Diğer kısma geçiyorum. Burada yine 2, 3, 4 tane şöyle göstererek anlatayım. 4 tane trabzanımı yapıyorum. 3 zincir, 2, 3. Buradaki zincir aralarını siz elinizin ayarına göre, örgünüzün gidişine göre ayarlayın arkadaşlar. Evet, yine aynı yuvanın içine 4 tane daha bu şekilde trabzan. 2 zincir, diğer kısma geçiyorum.
Elinizin ayarına göre motifleriniz büyük olabilir, küçük olabilir. Arkadaşlar tamamen tabii iplerimiz de farklı. Tamamen ölçülerle hareket edin. Yeleklerde kime yapmak istiyorsanız enini, boyunu ölçerek motiflerinizi ekleyerek gidebilirsiniz. Şöyle yine buraya trabzan yaptım. İki tane zincirimi çektim. Hemen şu kısma birleştirmemi yapıyorum. Bu kadar basit, kolay bir motif çalışması. Hemen buradan ipimi kesiyorum. Şöyle. Renklerimiz de yakıştı. Bu şekilde küçük motifler oluşturarak, evet, birleştirmesine gelince şöyle şunu da göstereyim arkadaşlar, onu da bu şekilde birleştirmesi de şöyle, isterseniz boyuna isterseniz enine iki taraflı birleştirebilirsiniz. Evet, şöyle. Şimdi birleştirmesini de kısaca göstereyim sizlere. Yine şöyle bir ipim var. Bir tane ana renk, yani bir tane bir yumak ipiniz olduğu zaman yeterli gelecektir. Şöyle bir ana renk ya da bu birleştirme etek kısmını yelek yapacaksanız bir farklı renkten, üst kısmını ise, beden kısmını ise bir farklı renkten yine değerlendirebilirsiniz. Şimdi benim elimde bu şekilde bir lif ipi var. Bu da bayağı karışmış. Şöyle ucunu buldum. Şöyle başlıyorum yine birleştirmesinde nasıl yapıyoruz? Hemen şuradan bakalım. Şöyle birleştirmesi de çok kolay. Hemen şöyle tığıma ipimi sabitledim. Evet, hemen şunları alayım. Şöyle yer açalım. Buradan hemen şu kısımdan girdim. Şöyle kenarına bakalım. Aynı şekilde sadece bunun şu kısmına dolgu yapıyoruz. Buraya yine 4 tane trabzan. Şöyle 3 zincirim ile başlıyorum hemen. Tığımın başına ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine. Zincirimi çektim. Yine 1, 2, 3, 4. Aralardaki zincir kısmını yine örgünüzün gidişine göre ayarlayın. Şöyle bir ya da iki zincir çekip yine buradaki hemen şu kısma da trabzan yapıyorum. 2, 3, 4. Şöyle tekrar bakalım. 2, 4. Tekrar arada zincir, tığımın başına ipimi aldım. Yine şöyle köşe kısmına 4 tane trabzan. Arada zincir, yine aynı yuvanın içine 2, 3, 4. Aradaki zincirimizi çekiyoruz. Yine buraya 4 tane trabzan. 2, 3, 4. Zincir, yine köşe kısmına 2, 3, 4. 2 zincir, aynı yuvanın içine batım. Yine tekrar trabzanlarımızı yapıyoruz. Tekrar zincirimizi çekiyoruz. Trabzan yapıyoruz.
İkili trabzanlarımızı yapıyoruz. Dört tane trabzan daha yapıyoruz. İlk parçamızın tamamen kenarını bu şekilde dolanıyoruz. Zincirimi çektim, kenar kısma geldim. Sonra diğerinin kenarını yaparken birleştirmelerimizi yapıyoruz. İstediğimiz örgünün büyüklüğüne göre motiflerimizi birleştiriyoruz arkadaşlar. Ne yapmak istiyorsak ona göre 3 4 zincir, yine tekrar bu kısma da 4 tane trabzanımı yapıp son kısmına gitmiş oluyoruz. Hemen şurada zincirimi çekip birleştirmemi yapıyorum. İlk başlamış olduğum kısma. Burada da yine ipimizi kesiyoruz. Diğer kısmı, şimdi ben şunu da yapıyorum arkadaşlar. Şunun kenarını da yapıp birleştirmesini göstereceğim sizlere. Evet, yine hemen tığıma ipimi sabitledim. Burada diğer motifimi alıyorum. Artık istediğiniz motifleri sırayla ekleyebilirsiniz. Hemen şuradan girdim. 1, 2, 3. Tığımın başına ipimi aldım. Şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Şuradan. Şu kısımlarından birleştirmelerimiz yapılıyor. Şöyle zincirler çekerek zincir kısımlarından, şöyle yakından gösterirsem daha iyi anlarsınız. Zincir kısımlarından bu şekilde birleştirmelerimizi yapıyoruz istediğimiz örgüye göre. Şimdi hemen bunu yapayım ben. Burada bir zincir. Hemen şu kısımdan tuttum. Şöyle. Her bir 4 tane köşeyi şöyle denk getiriyoruz arkadaşlar burada. Hemen şu kısımdan girdim bir zincir. Tekrar diğer motifime dönüyorum. Bunu galiba ters döndürdüm. Onu hemen düzeltiyorum. Evet, hemen düzelttim arkadaşlar. Yapmış olduğum hemen örneğimi aldım. Şöyle düz kısmından şöyle iki kısmını, iki ters kısmını şöyle yapıyoruz. Buradaki zincir içine giriyorum. Bir zincir, geriye dönüp buradaki 4 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle hemen tekrar burada kenar kısmında şurada da bir birleştirmemiz oluyor. Şu iki aralarda da birleştirmelerimiz oluyor. Bir zincir çekiyorum. Şöyle geri döndürüyorum. Buradaki zincirime giriyorum. Yine bir zincir, aradaki trabzanımı yapıyorum. 4 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, geri çeviriyorum. Yine buradaki zincirime batıyorum. Tersini, düzünü ayarlayın arkadaşlar. Diğer köşeye geçiyorum. Hemen şu köşeden buraya da trabzanlarımı yapıyorum. Hemen 4 tane trabzanımı yaptıktan sonra buraya da bir zincir çekip şöyle geri döndürüyorum. Bunu da köşeyi köşeye denk gelecek şekilde şöyle birleştirmemizi yapmış oluyoruz. Yine buraya 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum.
Şöyle 2, 4. Bu şekilde birleştirmelerimiz bu şekilde devam ediyor. Yine bir diğerini yaptığımızda hemen şurada göstereyim. Bunları da bu şekilde şöyle buradan gelip ortaya denk gelecek şekilde birleştiriyoruz. Evet, birleştirmemiz bu kadar kolay arkadaşlar. Ne kadar motifimizi ördükten sonra birleştirmemizde bir problem yok. Şimdi yeleği göstermek istiyorum. Evet, yelekte de şu kısımdan şöyle yapıldığı zaman, motifler çatıldığı zaman hemen şuradan bir sıra bu şekilde örgü gidiyoruz. Çiçeklerin olduğu kısımdan şöyle bir sıra örgümüzü gidip önce şu ön kısmı kesiyoruz. Şuradaki ön kısmı bir parçasını yapıyoruz. Sonra diğer ön parçayı yapıyoruz. Şu diğer ön parçanın kesimini yapıyoruz. Şöyle şu şekilde kamerama sığsa daha güzel göstereceğim. Fakat kamerama çok sığmıyor. Fotoğraflarda da yine videonun sonunda sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle kenar kısmı yapılıyor. Sonra kol kesimini ne kadar yapmak istiyorsanız biraz geriden başlıyoruz. Bu şekilde devam edip giden bir model. Bu işte yapmış olduğumuz parça, bunu da yelek haline getireceğim. İnşallah bir diğerki bölümlerde de sizlerden çok istek alırsam bu yeleğinde baştan sona kesimini anlatmaya çalışacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Buradan başlayacağım örmeye. Şöyle hemen başlangıcını da göstereyim bunun. Evet, yine lif ipimi de yapacağım. Şöyle tığımı alayım. Burada hemen tığıma ipimi sabitledim. Burada kenar kısımda yapacağım kısma şöyle geçiyorum. Şuradan başlıyorum. Bura kenar bandı oluyor. Buradan hemen bir sıra dolgu küp olarak örüyorum. Bunda da aynı ama siyah olduğu için belli değil. Şöyle şu kısmına bakarsak dolgu küp dolgu küp olarak gidiyor. Kenar kısmından başlıyoruz. Şöyle kenar patından girdim. Üst kısmından 1 2 3 zincir aynı yuvanın içine trabzan. Yine bir trabzan daha. Zincirimle birlikte 4 tane trabzan, arada zincirimi çekiyorum. 2 ya da 3 zincirinizi çekin. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen buradaki açıklıktan giriyorum. Yine buraya da trabzanlarımı yapıyorum. Yine zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bir diğer kısma geçiyorum. Yani bir zincir, 4 trabzan, bir zincir, 4 trabzan olarak bir sıra örüyoruz. Sonra kenar kısmın kesimlerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde yapalım. Şimdi ben bunu videom çok uzayacak. Bunu bu şekilde öreyim. Bir kenarının kesimini yapıp tekrar diğer yakanın kesimini, kol kesimini sizlerle inşallah Allah'ın izniyle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.